Uyandım, hemen burada bir şeyler yapmaya başladım. Ne var yani? Aklıma gelmedi. Evet, günaydın oldu. Günaydın oldu. Şimdi ben bugün bir değişiklik yapıp komşumda kahvaltı yapıyorum. Onunla birlikte spora gideceğim birazdan. Seni de yanımda götüreceğim. Kapıyı kapattım, çıkmasın diye. Kahve var mı arada? Evet, biz şimdi McFit'e geldik. Sevgili Sebük Tekin. Kendisini göstermiyorum. Şeyleri göstermeye çalışacağım. Evet, ben şimdi yürüyüş yapacağım. Ondan sonra da birazcık elliptik yapacağım. Başlayalım. Koşarak falan yürüyüş yaptım. 339 kalori harcamışım. Litre'ne kadar 340 olur herhalde. Şimdi bir 15 dakika eliptik yapacağım. Ama bayağı gördüğün gibi terledim herhalde. Evet, 50 dakika oldu. Çekmeye çalışacağım. Burada. Ben şimdi birazcık dinleneceğim. Ondan sonra havuza gideceğim. Havuzda çekemeyeceğim büyük ihtimalle ama çekebilirsem göstereceğim. Evet, benim şimdi sporum bitti. Bayağı ay gibi parlıyorum. Şimdi çıkacağız. Ben spordan çıktım. Gerçekten çok güzeldi. Sabah kahvaltısından sonra hemen spora geldik. Canım hedefçiyimle. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi beni bugün spor salonuna davet etti. Gel bugün birlikte spora gidelim dedi. Ben de tabii ki bayıla bayıla kabul ettim. Neler yaptım? Zaten yürüyüş yaptım bayağı bir. Yani bir ne kadar? 50 dakika falan. Yürümeyle geçti. Böyle ama koşa koşa yürüdüm yani. Biraz yine koştum, dinlendim falan. Sonra 15 dakika eliptik yaptım, bisiklet. Ondan sonra da bir 20 dakika yüzdüm havuzda. Bayağı yoruldum ama yani yüzdüğüm zaman. Büyük bir parkurdu zaten. Havuzda yüzmenin haricinde de Leslie'nin bu yaptırdıkları işte bacağı karna doğru kaldırma hareketleri falan. Onları da havuzun içinde yine yaptım. Yani bayağı verimliydi. Sonra tabii bir buhar odasına, saunaya falan da girdim. İyice böyle terleyip gözeneklerimi açmak için. Bugün böyle geçti. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bir kahve alacağım. Bir de 1 litre su içmiştim. 2'ye yaklaşıyor şu an. Bunu da içince 2 litre suyumu içmiş olacağım. Akşama kadar 1 litre daha var içmem gereken. Masmavi çıkıyor. İnşallah montajda böyle avatar gibi görünmem. Evet, ben evime geldim. Şimdi hemen bir kahve içeceğim. Küçük bir ara öğün yapacağım. Pestile benzeyen bir şey vardı hani. Bunlardan. Bunun yine yarısını yiyeceğim. Bir elma, 5 erik diyor. Bunun yarısını yiyeceğim. Yanında da böyle 3-4 tane ceviz yiyeceğim sadece kahvenin yanında. Ara öğün olsun diye. Bugün böyle değişik bir iki tarif vermek istiyorum sana hazır yapıyorken. Bir daha belki fırsat bulup yapamam uzun bir süre. Onu seninle paylaşacağım. Bugün çok güzel geçiyor. Sporla güne başlamak bana güzel bir enerji verdi. Kendimi çok iyi hissediyorum o yüzden.
Evet, yaptığım ara öğün bu kadar. Burada birazcık ceviz var. O dediğim paketin yarısı flat white var burada. Desenini yapmıştım ama birazcık bozuldu. Şimdi sana çok güzel tarifler vereceğim. Önce kabak makarnadan başlayacağım. Mesela canın makarna yemek istiyor. Ama biliyorsun ki makarna çok fazla karbonhidrat demek. Ve kilo verme sürecinde uzak durmamız gereken yiyeceklerden de bir tanesi. Ama çok canın istiyor ve kendine engel olamıyorsun. Yiyebilirsin yani bu arada. İstiyorsan bol sebzeli bir makarna yiyebilirsin, küçük bir kase. Ama diyorsan ki ya hayır yok, ben kesinlikle karbonhidrat almak istemiyorum. Sana çok güzel bir makarna tarifi vereceğim. Hem de inanılmaz basit yapımı ve çok sağlıklı. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi hemen sana onu göstereceğim. Evet, şimdi gördüğün gibi burada 8 tane kabağım var benim. İrili ufaklı. Bu biraz fazla gibi görünebilir ama merak etme, hepsini kullanacağız. Ve çok güzel olacak. Şimdi bu kabakları patates soyma bıçağıyla makarnaya çevireceğim. Nasıl yapacağım onu hemen kameramı bir yere koyayım, sen de rahatlıkla gör. Şimdi bu kabakların şöyle baş kısımlarını kesiyorum önce. Alacalı soyuyorum bu kabakları. Soydum. Sonra yine aynı şekilde ince ince çok fazla böyle bastırıp içeri girmeden çevire çevire aynen bu şekilde makarna haline getiriyoruz. Yani şöyle şöyle oluyor. Bunları şimdi ben bir kaba alıyorum. Şimdi ben kabaklarımı böyle iyice soydum ve şöyle çekirdek kısımları görünmeye başladı. Bu kısmını kullanmıyorum çünkü bu kısmı çok sulu olduğu için makarna gibi olmuyor. Daha çok böyle sulanıyor bunu yaparken. Bunları atmıyoruz. Şimdi bunlarla çok güzel bir tarif daha vereceğim sana. Gördüğün gibi ben kabaklarımı böyle bu şekilde ince ince soydum. Makarna görünümüne kavuştular. Şimdi bunu, bu böyle çok fazla göründüğüne bakma. Kabak da diğer sebzelerde olduğu gibi ısı gördüğü zaman hacmini kaybedip küçülüyor. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Bu iç kısımlarını kullanmadığımız kabaklarla sana başka bir tarif vereceğim şimdi. Bunu şu anda pişirmiyorum çünkü bu zaten çok kolay pişiyor, çok çabuk pişiyor. Akşam yemeğinden çok kısa süre önce bunu pişireceğim. Sıcak sıcak servis edeceğim. Şimdi burada da az önce kullandığım kabakların çekirdek kısımları var. Şimdi bunların hepsini rendeleyeceğim. Ama sana önce şunu söyleyeyim. Makarna olduğu gibi diyelim ki canın börek yemek istiyor. Börek yemeği inanılmaz özledin ve burada ben şimdi fırında kabak mücver yapacağım aslında. Bu az önce kullandığım kabakların çekirdek kısımlarını kullanacağım. Ama içine kendi katacağım birkaç küçük dokunuşla bunu börek kıvamına getireceğim. Bu arada bu kabak makarna tarifini sevgili Gurme Diyet'ten öğrenmiştim. Gurme Diyet'te Instagram'da çok güzel tarifler veren ve çok güzel zayıflamış, damak tadı da çok güçlü olan, lezzetli şeyler yemeyi seven biri. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Özlem'di. Eğer izliyorsa bu videoyu, buradan da ona sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bizi böyle mükemmel bir tarifle buluşturduğu için. Şimdi bu kabakların içi çekirdekli ve oldukça sulu. Biz bunu birazcık böyle börek gibi yapacağımız için çok sulu olmasını istemiyorum. Geniş bir kap var yanında. Bunun içine temiz bir Amerikan bezi koyacağım. Temiz Amerikan bezini şöyle güzelce geçirdim. Şu kabakları şöyle alayım. Evet, şimdi ben kabaklarımı rendeledim. Sonra hafifçe şöyle üstünü kapatıyorum. Bu burada böyle birazcık beklesin. İyice böyle suyunu salacak burada. Bunu şimdi kapattım. Gelelim diğer malzemelere. 1 demet maydanoz, 1 demet taze soğan, şöyle 1 avuç kadar da taze nane var. Ben bunları ince ince kıydım. Bunları çekmedim zaten. Normal, mümkün olduğu kadar ince bir şekilde
Bunları kıydım şimdi. Burada da az önce beze sardığım kabaklar var. Şimdi bak alttan suyu akıyor zaten şu anda. Bunu böyle hafif hafif sıkacağım iyice. Bütün suyunu çıkaracağım. Sonra hemen geliyorum. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Kabaklarımı güzelce sıktım. Bayağı bir suyu çıktı. O suyu attım. Sen çok seviyorsan eğer o suyu da içebilirsin. Çok faydalı. Buraya da az önce doğramış olduğum yeşillikleri koydum. Şimdi bunun içine 2 tane yumurta kıracağım. Önce. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede ısınıyor şu anda. Sonra zeytinyağı koyacağım birazcık. Şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla zeytinyağı. Sonra içine 200 gram labne peyniri koyacağım. İçine 200 gram da beyaz peynir koyacağım. Beyaz peyniri böyle parçalıyorum elimde. Evet, içine biraz da şimdi kaşar peyniri koydum. Bu kaşar peyniri light bu arada. Evet, bunların hepsini koyduktan sonra şimdi ben bunları güzelce karıştıracağım. Ondan sonra yine göstereceğim. Evet, ben bunu böyle iyice karıştırdım. Bu böyle şöyle bir kıvam aldı. Biraz böyle vıcık vıcık. Bunu şimdi kıvamını toplaması için birazcık organik tam buğday unu kullanacağım. Çok değil ama. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 yemek kaşığı. Organik tam buğday unu koydum. Bir paket kabartma tozu koyacağım. Tuz koymayacağım. Çünkü peynirlerin zaten yeterince tuzu var. Karabiber. Biraz kimyon. Toz zencefil biraz. Kırmızı pul biber koyacağım. Eğer sen istersen 2 değil 3 yumurta da koyabilirsin. Ben 2 yumurta koydum çünkü içinde zaten çok fazla peynir var. Protein oranı o yüzden bayağı yüksek olacak. Yumurtayı da çok fazla koyup arttırmak istemedim o protein miktarını. Biraz bir şey daha koyacağım, un. Çok az. Silme, bir kaşık daha un koydum. Bir yumurta daha koymamış olmamın da diğer nedeni çok böyle taş gibi sert olsun istemiyorum. Hafif akışkan olmasında hiçbir sakınca yok içinin. Şimdi burada dibini çok az, çok çok az zeytinyağıyla yağladığım ve peçeteyle yaydırdığım bir borcam var. Bunun içine aktaracağım bütün bu harcı. Dersen istersen bunu kabakla değil, karnabaharla da yapabilirsin. Patatesle de yapabilirsin bu arada. Patatesli mücver gibi. Ama patates biliyorsun çok fazla nişasta ve karbonhidrat içerdiği için şu sıralar bana ve eğer sen de zayıflamaya çalışıyorsan sana uygun olmayacaktır. Eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine çörek otu koyacağım. Ben çörek otunu çok seviyorum. Çok da faydalı bir şey. O yüzden ben bol bol koyacağım. Sen isteğine göre azaltabilirsin. Ya da çoğaltabilirsin. Daha çok seviyorsan. Çörek otunu koydum. Şimdi birazcık da susam koyacağım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi hemen bunu fırına vereceğim. Evet, geldik diğer yemeğimize. Bu yemekte zeytinyağlı kereviz olacak. Ben normalde kerevizi hiç sevmem. Daha önceki videomda da hatta söylemiştim kereviz sapını falan hiç sevmem. Ne tadını ne kokusunu. Hayatımda ilk defa kereviz yapıyorum şu anda. Bunu da yine sevgili Gurme Diyet'ten almıştım bunun tarifini. Geçen gün Instagram'da paylaşmıştı. Ve ben de merak edip yapmak istedim. Bir tane büyük, bir tane orta boy hatta küçük diyebileceğim kereviz var. İçindeki şeyler patates gibi görünüyor olabilir ama ayva. Normal
Gurme Diyet'in verdiği tarifte ayva yok. Bunu ben kendim kafama göre yaptım. Bir tane ayva, iki tane kereviz limonlu suyun içinde bekliyorlar şu anda kararmasınlar diye. Burada bir tane portakalla bir tane havuç var. Bunları da böyle doğradım. Biraz büyük boy soğan var. Şimdi bunu nasıl yaptığımı gösteremeyeceğim. Çünkü çok uzun sürecek eğer gösterirsem. Ama şöyle söyleyeyim. Soğanları az zeytinyağında kavuracağım. Kalan diğer malzemeleri ekleyip üzerine su ekleyeceğim. Biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Ve üzerine de 2-3 dilim limon koyacağım. Tencerede en son bitmiş halini göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen hızlıca bunu yapmaya başlayacağım. Evet, benim zeytinyağlı kerevizimin şu an pişme aşaması böyle. Ne yaptım? O doğradığım soğanları kavurdum az zeytinyağında. Sonra havuçları da kattım. Havuçları da biraz kavurdum. Sonra ayvaları ve kerevizleri koydum. Biraz karıştırdıktan sonra portakalları, üzerine karabiberini, tuzunu koydum. 3 ince dilim de limon koydum. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Gidip gelip suyunu kontrol edeceğim. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyeceğim. Çok basit bir yemek bu. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Ay bugün ne kadar hamaratım, ne kadar hamaratım ya. Bir sürü yemek tarifi verdim sana. Daha fazla bu tarzda tariflerin gelmesini istiyorsan lütfen aşağıya yorum bırak. Ben de ona göre seninle yine paylaşırım. Böyle enteresan, lezzetli olabileceğini düşündüğün ve sağlıklı olacak şeyler varsa altı da yaz. Onları da yine denerim. Şimdi yemekler pişiyor. Akşam yemeği yiyeceğiz. Ben bir bitki çayı içeceğim. Az önce göstermeyi unuttum onu. Bir küçük muzun yarısından biraz daha fazlasını yedim. Hepsini yemedim. Şimdi bitki çayı içeceğim. Birazcık da su içeceğim. Yemekler piştikten sonra da akşam yemeği yiyeceğiz. Bir tek yapacağım bu kabak makarnanın pişirilmesi kaldı. Onu en sona bırakıyorum. Çünkü o çok çabuk pişen bir şey zaten. Onu en son pişirirken göstereceğim. Üzerine sarımsaklı yoğurt koyacağım bunun. Sarımsaklı yoğurdunu da hazırladım. Yani sadece göstereceğim bir tek o kaldı. Şimdi gidip birazcık dinleneyim. Yine ben geldim. Az önce pişirdiğim kereviz, mücver. Ben şimdi sana kabak makarnayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Burada da böyle büyük bir wok tavası var. Wok tava diyorlar buna galiba. Bu kadarcık zeytinyağı koydum. Bunları direkt böyle atıyorum. Böyle kocaman kocaman göründüğüne hiç bakma. Çünkü bu birazdan sönecek. Şimdi kabaklar pişerken içine tuzumu koyacağım. Biraz karabiber koyacağım. Bu arada sen istediğin baharatı katabilirsin. Bu tamamen senin damak tadına kalmış. Biraz da kimyon koyacağım. Sonra karıştıracağım. Evet, kabak makarna hazır. Gördüğün gibi o koca kabaklar küçüldü. Bu kadarcık kaldı. Şimdi tabakta nasıl servis edildiğini de göstereyim. Evet, ben şimdi tabağımı aldım. Böyle küçük bir tabağa koydum yine. Kabağın üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu koydum. Sadece bu kadar. Çok basit bir tarif. Şimdi yiyoruz. Evet, burada da tabağımda fırında yapmış olduğum mücver. Yanında da zeytinyağlı kereviz. Evet, akşam yemeği de bitti. Bugün yeme içme olayı da bitti. Ben doydum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kerevizle yine barışamadım. Demiştim sana da sevmiyorum diye. Evet, çok güzel oldu. Kerkayas bayıldı. Birileri de bayıldı. O kendini biliyor kim olduğunu. Alışmadığım bir tat herhalde. Kerevizi tüketebileceğim tek şekil şu. Çiğ olarak rendeleyip yoğurtla ve cevizle karıştırıp kereviz salatası var, çiğden yapılan. Sadece onu yiyebiliyorum. Onun dışında piştiği zaman kesinlikle yiyemiyorum. Ama bir ödem çayı yapacağım. Hani bir kere yapmıştım ya, maydanozu falan koymuştum, karanfil, kök tarçın falan kaynatıp suyunu içmiştim bütün gün boyunca. O yaptığım kerevizlerden bir tanesinin dalı vardı. Onu atmadım, dolaba koydum.
Bu ödem çayını yapacağım zaman artık o kerevizin sapını da koyacağım içine. O şekilde kaynatacağım ve ne olursa olsun onu içeceğim. Çünkü kereviz çok faydalı bir şey, farkındayım. Hem ödem attırıcı hem böyle zayıflama konusunda bayağı yardımcı olan bir sebze. Hayatıma bir şekilde sokmaya çalışıyorum. Bu şekilde yemesem bile en kötü ihtimalle çiğ şekilde yiyeceğim. Onun dışında bu göstermiş olduğum fırın mücveri ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır hep yapıyorum. Çok lezzetli. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Sadece bir dilim yedim gördüğün gibi. Kabak makarnaya gelecek olursak birazcık çiğdi ama yine o şekilde de yedim ben. Ama kaydı kapattıktan sonra birazcık daha pişirdik onu. İyice yumuşasın diye. O zaman daha da küçüldü böyle. Bir avuç bir şey kaldı. O da çok güzel. Onu da mutlaka denemelisin. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı ve besleyici. Bugünün aktivitesi, yemeği, içmesi böyleydi, bu şekildeydi. Ekstra bir şey yapmadım. Sana şunu söyleyeyim, yani hiç oturmadığım bir günümdeyim bugün. Bayağı yorucu ve bayağı yoğun bir gün geçirdim. Bu videoyu da tam olarak burada sonlandırıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.